Evet, geçen hafta gene reklamcılık anılarıma devam ediyordum. Daha anlatacak çok anı var ama daha da fazla çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu hafta reklamcılığı nasıl bıraktığımı anlatacağım ama oraya gelmeden bir iki ufak olay daha var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Eğlenceli. Bir tanesi gene bir film çekeceğiz. İpana Diş Macunu filmi, hiç unutmuyorum. Fakat o zamanlar böyle işte efekt meselesi gelişmemiş. Ondan sonra büyük baskılar yapalım, duvara yapıştıralım falan, öyle yok. Her nedense duvara bir ipana şey olması lazım. Diş macunu ama 10 metre büyüklüğünde falan. Önünde de bir sürü insan bir şeyler yapıyor işte. 20 kişi, 30 kişi falan, yani çok devasa bir şey lazım. Onu anca çizerek yapabiliyoruz o zamanın imkanlarıyla. Ve bunu yapan bir tane setçi bir arkadaş var bütün memlekette. Bir şey olduğunda yani hemen diyorlar ki işte gel, unuttum ismini de, Abbas olabilir yani, affetsin beni, şimdi hatırlamıyorum, 30 küsür sene olmuş. Geliyor hemen arkadaş, çat çat çiziyor duvara falan. Muazzam bir yetenek ama adam, ya eline bir şey veriyorsun, böyle bakarak onun iki mislini, üç mislini, beş misli büyüğünü hiç hatasız yapabiliyor. Şimdi böyle anlatınca herkese ki ya biz de yaparız ya ne olacak? Hiç öyle bir şey değil. Neyse, stüdyo tutuldu falan filan. Bir gün önce işte gelecek arkadaş boyayacak onu bütün gün. Ertesi gün de çekim yapacağız. Adam yok ortada abi. Öğlen oldu, yok. Öğleden sonra oldu. Gene herkes arıyor. Akla gelen her yerde adam arıyor. Yok. Hiçbir yerde yok adam. Şeyde, taksimetrede işliyor tabii. Orada olan insanların parası veriliyor. Stüdyo kirası, ışıktı, şuydu, buydu falan filan. Sonra anlaşıldı ki arkadaşın ciddi bir alkol problemi var. Ve de işte biraz fazla kaçırınca bir yerde düşüyor, kalıyor. Nerede olduğunu unutuyor. O ne kadar sürüyor belli değil falan. Bunu da bana o gün akşama doğru söylüyorlar. Tamam, ben bilmiyorum çünkü çok fazla çalışmamışız. Bir kere falan ihtiyacımız olmuş. Ne yapacağız falan? İşte bir çare bulacağız falan diyorlar. Akşam oldu falan. Adam, başkalarını arayalım dediler. Başkalarını aramaya başladılar falan. Yok abi, bulamıyorlar kimse falan. Ertesi sabah gene geldik. Nerede adam? Yok. Arıyoruz arıyoruz, yok. Bu sefer başka 2-3 tane başka arkadaş geldi. İşte dediler ki dekoratör, set, designer bilmem ne falan. Çünkü adam eline alıyor, yapmaya çalışıyor. Mümkün değil yani. Yamuk yumuk felaket bir şey olacak gibi değil yani. Alakası yok şeyle. Abi öleceğiz yani. Akşam oldu ikinci günde. Adam hala ortada yok. Hiçbir yerde bulunamıyor. Biz orada oturuyoruz artık böyle. Gece saat 9'a 10'a doğru bizim çocuklardan bir tanesi adamı buldu, getirdi. Ama yani yemin ederim ayık mı değil mi onu bile anlamıyorsun şeyinden, duruşundan. Gözler şöyle yani. Böyle bir kardeş geldi. Dediler ki işte şu abi, al dip diş macunu, tamam arkadaş falan dedi. Siz şey yapmayın. Şimdi dünden ulan bu herif merdivenden de düşebilir yani, öyle bir şey ki, anladın mı? Yani tam ayık değil, yarı ayık. Arkadaş aldı adam şeyi, o diş macunu eline böyle tutarak, tamam mı? Bakıyor oraya, bakıyor duvara, çiziyor, öyle bakıyor. Sana yemin ederim sabaha kadar falan sürdü bu yani. Sabahın 5'inde 6'sında bitirdi. Böyle bakarak 8-10 metre büyüklüğünde diş macunu en ufak detayına kadar, arkadaş her harfin gölgesi bilmem ne, ya akıl almaz bir şey yani. Ve adam bunu sarhoşken yapıyor yani, bırak ayık, hiç kimse beceremedi. Adam bunu boyadı, herkes ellerinden öptü gelip şey yaptık ve de ertesi gün filmi çektik. Hayatında da ne ondan önce ne ondan sonra böyle bir şey görmedim yani. O kafayla yani, sen al, biz denesek mesela, al eline bir şeyi de ki şunu birebir şuraya çizeyim falan, zaten çoğu insan çizemez de, çok yetenekliyim falan çizim yapan insanlar çizermişler ama onu o kadar büyüterek duvara, merdivenin üstünde, ve de adam şey de yapmıyor kardeşim ya, hata yapacak bir durum da yok yani, boyadım sildim falan diye bir şans da yok yani, spreyle pistole var elinde. Pss, böyle çekiyor çizgiyi, boyuyor abi adam yani, ve eli titremiyor onu yaparken, aşağı iniyor böyle oraya çıkıyor, şşş, boyuyor, muazzam bir şey, hiç unutmuyorum yani bunu.
bir ufak anı da. Bu da gene bir meşrubat filmi çekiyoruz. Gene ben yazmışım şeyi, senaryoyu. İşte böyle bahar mevsimi falan. Gençler pikniğe gidiyorlar, tamam mı? Bir sahne var. Böyle rampa. Rampanın biz altındayız. Karşıdan açık ciple geliyorlar. 5-6 tane kızlı oğlanlı genç. Şarkılar söylüyorlar falan. Ellerinde gitarın var artık, ne varsa. Saçma sapan bir şey yani. Rampadan çıkınca cip görünüyor. Sonra bize doğru inmeye başlıyorlar. Bize doğru yaklaştıkça önlerine yavaş yavaş bir kaplumbağa geliyor. Fren yapıyorlar, duruyorlar. Kaplumbağayı alıyorlar, seviyorlar falan. İşte orada da piknik yapıyorlar. Süper bir senaryo gördüğün gibi. Şimdi fakat aslında başrolde kaplumbağa. Kimse bunu hesaplamadı. Kaplumbağa bulundu falan. Şimdi rampa diyelim ki 100 metre yukarıda. Orada araba beliriyor. Kaplumbağanın ne kadar yavaş yürüdüğünü hesaplayarak işte araba orada göründüğünde buradan biri kaplumbağayı bırakıyor ki anca yavaş yavaş yürüyor. Onlar da 100 metre gelecekler belirli bir hızla. Kaplumbağa da tam cipin ortasına denk gelmiş olacak. Motor prova yaptık falan, kaplumbağasız tabii. Motor dedik, cip kalktı, geliyor rampaya. Bıraktık kaplumbağayı. Abi kaplumbağayı bırakıyorlar. Kaplumbağayı buradan bırakıyorlar. Kaplumbağa şşşt diyor. Hayatımda göreceğim. Abi dünya rekoru kıran bir kaplumbağa ya. Hayatında böyle bir şey hayal edemezsin. 100 metreciler gibi. Daha böyle adam elinde tutarken kaplumbağayı zaten böyle şey yapmaya başlıyor. Yere koyuyorsun, patinaj çekiyor. Şak diye öbür tarafa gidiyor. Abi dedi ki bu kaplumbağa nasıl bir kaplumbağa ya? Der ki vallahi bizde hiç kimse görmemiş böyle bir kaplumbağa. 1, 2, 3, 5, 10 katiyen denk getiremiyoruz abi. Kaplumbağa işte araba geliyor, daha yaklaştığında bırakıyoruz şey yapsın falan diye. Ne kadar yakına gelse de araba, kaplumbağa hiç onu beklemeden şak karşı tarafta. Bırakıyoruz çat karşı tarafta abi. Yemin ediyorum herhalde 3 saat, 4 saat, 5 saat uğraksızdan sonra artık herkes canından bezdi. Ne yaptığımızı da hatırlamıyorum. Kaplumbağa herhalde yolun kenarından değil de daha çok daha gerilerden falan bir yerden bıraktık. Ya da araba geldi 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 artık iyice burnumuzun dibine 5 metre 10 metre ilerideyken bıraktık ki hiç olsa bir sahne yakalayalım yani kaplumbağa geçerken şöyle önünden çektik ve bitirdik. Bu da dünyanın en hızlı kaplumbağası macerası. Bir de şunu yani ondan sonra da yemin ettim. Dedim ki abi zaten hep söylerler. Çocuklar ve hayvanlarla mümkünse çalışmayacaksın hayatta. Çünkü asla senin istediğin gibi bir şey yapamazsın. Yani bir hayvan ne kadar terbiyeli merbiyeli falan da olsa hayvan ne isterse onu yapar. Çocuk, bebek falan onlar da öyle yani. Bir şey yaptırman son derece zor küçük çocuklara yani. Dolayısıyla o işleri bıraktım. Bir daha hiç şeye girmedim hayvan ve çocuk meselesine. Bu arada devamlı film geliyor. Devamlı iş geliyor ve altından kalkamıyoruz. Yani hakikaten 7 gün çalışıyorum. Hiç durmak, dinlenmek falan yok. Ve hiç sevmiyorum ya. Yani bu kadar olur. Çünkü benim aklım hep şey yapmak yani. Film yapmak, televizyon programı yapmak falan. Yani şey mi ama... Öyle bir imkan yok. Memlekette televizyon yok. TRT almadı bizi. Çalışamıyoruz. O arada bir gazetenin kampanyası geldi. Gazete kampanyaları o zaman şöyle. Gazeteler her gün bir şey veriyor. Tabak, çanak, bilmem ne, kitap, ansiklopedi durma. Yani bu furyanın en tepe yaptığı nokta. Yani korkunç bir yarış var. Ve yani gazeteler sadece ne veriyorlarsa onun üzerinden satıyorlar. İyice ne abartmışlar işi yani. Böyle bir gazete kampanyası geldi. Çok büyük. Neredeyse bütün yıl haftada abartmayayım ama yani haftada 3 film, 4 film falan 7 değilse bile bazı haftalarda daha fazla da olur. Çok kısa filmler yani 15 saniyelik falan filmler. İşte malı gösteriyorsun, gazeteyi gösteriyorsun falan. Öyle bir şey. Çünkü yani yapabileceğim bir şey. Her gün yapabilirsin bir tane. Geldi. Muazzam bir para gene hesaplandığı zaman falan. Ben dedim ki ben yapmam abi. Niye yapmazsın? Sağcı gazete. Yani benim dedim şeyime uymuyor. Ya Allah rızası için korkunç para kazanıyor. Herkes yani benle beraber çalışan. Sadece ofiste çalışanlar değil.
Yani bizim iş verdiğimiz bir sürü şey var. Kameraman ekibi, ışık ekibi, montaj yaptığımız stüdyolar, bilmem neler, her yere devamlı para laboratuvarlar. Der ki ya herkes bunun için kapışıyor yani bunu almak için. Yok dedim abi yapmam. Yapmadım. Hala da pişman değilim ama bazı insanlara göre mesela bu çok büyük bir şeydi, aptallıktı yani reklam yapıyorsun. Sağcısı solcusu mu olur? Bana göre olur yani. Ben yani mesela sigara reklamı yap deseydi birisi asla yapmam abi. Adam öldürüyorsa yapmam yani. Bunun gibi bir şey hiçbir zaman da pişmanlık duymadım. Bu arada tabii stres şeyde bende yani artık had safhada uyuyamıyorum falan yani stresten. Hiçbir şeyden zevk almıyorum falan. Derim ki ulan kendimi yani eğlendirecek çok küçük bir şey olsun hayatımda. Timur Selçuk bilenler bilir tabii yaşları bizimkilere yakın olan insanlar daha iyi bilir. Timur Selçuk bir zamanlar Türkiye'de çok büyük bir şöhretti. Hem şarkıcı olarak hem besteci olarak kısa bir sürede bunu devam ettirir. Sonra yıldı piyasadan bıraktı. Sadece beste yapmaya başladı ve de bir dershane açtı. Dershane belki hala bile açık olabilir. Emin değilim ama olabilir yani. Bir sürü müzisyen yetiştirdi orada. Bizim eve de çok yakın, tamam mı? Ben de küçüklükten beri hep piyano çalma hevesim var. Evde annem ve anneannem piyano çalardı. Bana hiçbir zaman ders falan aldırmadılar ama isterdim yani piyano çalabilmek. Bir de caz seviyorum çok. Bir gün baktım diyor ki Timur Selçuk dershanesinde caz piyano. Aradım falan, veren arkadaşla konuştum. Dedim ki nota falan yok dedi. Ben yani akorları öğreteceğim size öyle. Yani zaten kendini eğlendirecek kadar çalacaksın yani caz piyano çalıp da çıkıp bir yerde çalmak için değil ama hem piyano çalmak istiyorum hem de caz seviyorum. Aa dedim şahane falan. Hiç olmazsa bir gece haftada giderim bir saat kafayı boşaltırım falan. Neyse gittim. Son derece şeker bir genç bir hanım ders veren de Deniz hanımdı galiba ismi. Ondan sonra çok da güzel öğretiyor. İşte iyi kötü kendimizi eğlendirecek kadar tıngır mıngır bir şeyler yapıyoruz. Birkaç hafta gittim. Timur Selçuk'u da ben tabii yıllar öncesinden tanıyorum. Annem ve üvey babamı çok iyi arkadaşı. Çünkü aynı zamanlarda Paris'te yaşamışlar. Ben de o zamanlar okuyordum Brüksel'de, ziyarete gittikçe gidip görürdüm falan. Birbirimizi severiz yani Timur Selçuk'la. Abi gel beni bul dördüncü derste falan. Dedi ki sen ne yapıyorsun burada ders almaya? Niye bana söylemedin dedi. Dedim ne söyleyeceğim işte geldik. Yazıldık kursa ders alıyoruz. Ne? Böyle dedi müzik öğrenilmez. Abi dedim gözün seveyim ben buraya terapi amaçlı geliyorum. Yani konservasyonist olmayan. Hayır dedi. Son derece şeydir yani bazı konularda gayet katı bir adam. Dedi ki solfej ve armoni bilmeyen adam piyano miyana çalamaz. Hiçbir şey öğrenmedi. Dedim ki ya ders koymuşsunuz o seni ilgilendirmez dedi. Sen öğreneceksin. Dedim Allah rızası için bak yalvarıyorum beni rahat bırak. Çünkü öğrenemeyeceğim. Zaten şurada bir saatlik şeyim var. Hayatta eğlencem var. Onu da mahvetme. Hayır dedi öğreneceksin. Abi adam git seni beni yazdır o solfej armoni dersine. Bir tane gittim 15 dakika falan. Topladım eşyalarımı çıktım. Bir daha da şeyimde hevesim kursağımda kaldı. Anladın mı? Yani ellemeseydi beni efendice gidecektim bir şeyler çalacaktım. Çünkü asıl sorun ne biliyor musun? Ben nota okuyamıyorum. Bazı insanları ben yani nota gördüğüm zaman kafa kilitleniyor tamamıyla. Yani ne olduğunu hiçbir zaman çözemedim. Yani bir nota yazılı bir sayfaya bakmaya şeyim yok, tahammülüm yok. O kadar müthiş bir şey var, tepki var. Nedir, nedir, nedir? Sonra yıllar sonra bir gün dedim ki bu şundan olabilir. Babam annem piyano çalıyor diye kadını dövüp notalarını yırtmıştı. Tamam mı? Ve de evdeki müzik kitapları vardı kadıncağızın onları yırtmıştı. Herhalde dedim ulan bu yani 5 yaşından falan benim kafamda nasıl yer etmişse nota alerjisi var abi. Nedir bu bilmiyorum başkalarında da var mı? Yani hani deneyeyim de okuyayım falan değil yani hasta ediyor gibi beni anladın mı? O siyah işaretleri görünce şeyin üstünde kafa tamamen kilitleniyor ve reddediyorum. Dolayısıyla hiç buna benzer bir kere de Amerika'da yaşarken gene UCLA'de diyor ki piano for adults, yetişkinler için piyano dersi.
bir şey bilmenize gerek yok. Herkese açık, gene eğlenmek isteyen yaşlı başlı insanlar. Hemen aradım, yazıldım falan. Dediler ki ama hoca çok şey, piyano kiralayacaksın. Dedim ki yani nasıl piyano? Biz size söyleyeceğiz dediler adresini falan. Neyse aradık abi. Makul bir fiyat, yani piyano kiralamak yani. Şahane bir piyano değil zaten. O şey, kuyruklu piyano da değil. Ufak boy bir piyano yani. Piyano da kiraladık. Piyano eve geldi. Kondum onlar. Derse bir gittim ben. Kocaman bir sınıf böyle. 20-30 kişi, elektrikli piyanolar var. Bir erkeki piyanolar değil. Abi o 20-30 kişinin tamamı kadın. Ve o zamanlar ben düşün ki 28-30 yaşındayım. Diğer hanımlar hepsi 50 ve üstü. Yani hiç kimse yok genç. Bir tek erkek benim. Herkes de 50 yaşın üstünde. Çalmaya başladık. Abi herkes çatır çutur çalıyor. Nasıl falan? Bir anladım ki bu hanımların hepsi işte 5 yaşında piyano dersi almaya başlamışlar. 15'e 20'ye kadar almışlar. Evlenip çocuk yapmışlar bilmem ne. O arada bırakmışlar. Çocuklar büyümüş, evden gitmiş falan. Dönmüşler geriye tekrar çalmaya. Herkes çalıyor. Nota da okuyor. Hoca geldi benim yanıma. Bir iki şey anladım. Dedim ki ben bunlar gibi görüyorum ben de senin onlar gibi olmadığını. Ben seninle ilgileneyim falan dedi. 2-3 ders gittim. Kadıncağız benimle ilgilenmeye çalıştı falan. Dedim ki yani size de yazık ama bu insanlara da yazık. Yani bunlara da para vermiş burada. Yani benle onların arasında 20 yıl fark var, anladın mı? Kapanmıyor. Artı gene aynı şey, ben notu okuyamıyorum dedim. Yani böyle bir handikapım var falan. Neyse dostça ayrıldık böylelikle. Hiçbir zaman sahnede piyano çalma şeyim olmadı. Şansım olmadı. Şimdi geldik gene reklamcılığı nasıl bıraktım şeyine. Bu da ilginç bir hikaye yani. Gene aynı tempoda gece gündüz yatmadan şey yapmadan daha az uykuyla falan filan. Ama bir sürü filmde de daha önce anlattığım şeylerde olduğu gibi çeşitli olaylar çıkıyor yani beni sinirlendirecek. İşte ajansta bir şey çıkıyor, müşteriyle çıkıyor, onunla çıkıyor, bununla çıkıyor. Ben hemen her olayda diyorum ki tamam bırakıyoruz. Diyorlar ki o 3 film daha var sırada abi, onu da aldık, bunu da aldık, bunu da aldık. Bırakamazsın yani çünkü işte Ayşe'nin kızı hamile, öteki ev aldı bilmem ne falan böyle. Ben yani bana şey yapsa, bıraksalar her gün bırakıyorum ben. İşe gidiyorum her gün bırakmak istiyorum, bıraktırmıyorlar tamam mı? Gene çok büyük bir kampanya, Arçelik kampanyası, bak hiç unutmuyorum. Ve de 4 film bir arada, yani Arçelik, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilmem ne bilmem ne. 4 tane ayrı film çekilecek. Ve de o kadar çılgınca bir proje ki, film şöyle oluyor şimdi. Bir Arçelik buzdolabı bir çayırın ortasında beliriyor. Buzdolabı görünüyor önce. Buzdolabın etrafına ev oluşuyor. Yani normal büyüklükte bir ev oluşuyor. Animasyonla gibi tek tek tek. İşte kapısı, bacası, binanesi falan geliyor. Ondan sonra evde insanlar yaşamaya başlıyor falan. Ondan sonra kamera geri geri gidiyor. Çayırda da bir sürü insanlar beliriyor falan. Orada da film bitiyor. Böyle bir proje. Ama gene yurt dışında efekt yaptırma bilmem ne furyaları başlamış. Yani komplike şeyler falan yapılmıyor. Kafaya bak ki daha yani bir şekilde şöyle bir şey düşünmüş. Demişiz biz bunu animasyon filmi gibi tek kare tek kare çekeriz. Evi hakikaten yaparız. Lego gibi geçmeli parçalarla. Bir duvarı 3 parça, öbür duvarı 3 parça, işi böyle böyle. Ondan sonra dura kalka çekeriz. Onlar böyle tek 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 birbirine gelir. Ve gerçek büyüklükte bir ev olur. Bak. Yani normalde böyle bir işe hiç girmesen daha iyi aslında. Abi ve bunu becerdik. Yani yapabilecek, bunu çizebilecek yetenekli arkadaşlar var. Yapanlar var falan. O parçalar imal edildi. İşte takılıyor, çıkartılıyor, çalışıyor falan filan. Casting yapıldı. Her şey bitti. Paranın bir kısmını almışız tabii. Bayağı masraflı. Ve 4 defa yapılıyor bu yani, düşün. Ondan sonra yani bunun pre-production'ı diyelim ki sana bir ay, iki ay falan sürmüş yani. O kadar ilerlemişiz. Son toplantı falan neredeyse. Çekeceğiz artık filmi yani. Ben gittim toplantıya. Ajans Ada. O zamanki büyük ajanslardan biri yani. Şimdi toplantı şöyle. Böyle uzun bankalarda falan toplantı masaları vardır ya. Devasa bir toplantı masası uzunlamasına. Bir tarafında bütün ajans oturuyor. 10 kişi falan.
Bir tarafında ben oturuyorum. Hiçbir şeyim yok. Ne asistanım var, ne yapımcım var. Her şeyi ben yapıyorum yani. Çünkü ajansta da ben konuşuyorum. Filmi de çekiyorum, montajını yapıyorum. Ondan uyuyacak vaktim yok zaten ve ondan nefret ediyorum. Bu arada da ülser oldum artık stresten. Bir de onlar patlamaya başladı. Neyse gittik oturduk falan. Çok büyük iş, çok büyük iş falan. İşte herkes bir şey soruyor. O öyle mi, bu böyle mi? Yani makul bir şeyler konuşuluyor şimdi. Hatırlıyorum. Çeşitli detaylar var hala konuşuluyor. Böyle en dipte hiç görmediğim bir gençten bir hanım oturuyor. Sol tarafta köşede. Kadın elini kaldırdı. Bir şey soracağım dedi. Buyurun dedim. Dedi ki balkondaki hanım sarışın mı esmer mi dedi. Bak şimdi şöyle anlatayım sana. Yıl 1900 işte 80 ne diyeyim ben sana 87 88 falan o aralar herhalde. Daha böyle şimdiki gibi dev ekran falan televizyonlar yok yani büyüyecek bir ekran bilmiyorum ne kadarsa 50 santimetre mi 60 santimetre orta boy bir şey yani tamam mı? Şimdi öyle bir ekranda tamamen çayır görürsün önünde bir sürü insanlar falan ev dediğin şey şu kadar. Balkon dediğin şey bu kadar. Kadın dediğin şey toplu iğne kadar. Aslında tamam mı? Yani onu görebilecek dünyada bir Allah'ın kulu yok. Saçının rengini, bokunu, püsürünü. Bir de yalnız da değil. Başka insanlar var yanında tamam mı? Dedim ki sarışın kadın. Tamam dedi. Sustu kadın. Gene biraz daha konuştuk falan. Gene aynı kadın elini kaldırdı. Dedi ki balkondaki hanım işte o kadın herhalde başrolde onun evin annesi sonradan ya da önceden buzdolabının yanında mı görünüyor? Ne halsa yani onun bir önemi var yani. Dedi ki kadının eteği ne renk ya da çizgili mi kareli mi falan yani bu kadar aptalca bir şey sordu. Gene aynı mantıkla giderek görmem mümkün değil böyle bir şeyi. Orada bana gene şey attı kontak attı dedim ki sen kimsin arkadaşım? Dedi ki ben falancanın sekreteriyim. Genel müdürün sekreteri. Genel müdür de tam benim karşımda oturuyor. Ben dedim ki senin de seni buraya getirenin de bana soru sorduranın da hepinizin dedim elimdeki dosyayı dedim ki bu iş benim için bitti arkadaş. Yani bugün bu anda bitti bu iş. Bir daha da dedim sokakta açlıktan dilensem bu işi yaptıramaz kimse bana. Böyle yani. Bu kadar şeyim. Hatırlıyorum Ersin Salman yıllarca da yani herkes tanıyan tanır falan. Ajansın sahibi büyük ortağı. Bana dedi ki işte sen çok sinirlisin, çok yoruldun, fazla çalıştın bilmem ne falan sen git dedi. Yarın konuşuruz falan dedim ki yok ben gidiyorum yarın falan konuşmayacağız yani öyle. Yani artık bu son damla dedim ben zaten yıllarca bunu ite kaka götürüyorum. Bu kadarını yani orada iş patladı tamam mı? O olayda gittim ofise. Dedim ki arkadaşım kime kaç para borcumuz var? İşte ne yapıyorsun falan dedim ki ya abi siz söyleyin bana. Hasan'a bu kadar, Hüseyin'e bu kadar, Ayşe'ye bu kadar. Ofiste benle devamlı çalışanı. Dedim ki size işte 4 ay mı ne kadarsa yani 4-5 aylık maaşlar peşin herkese iş bulana kadar. Anahtarları verin dedim bana. Kimde anahtar varsa. Dedim ki kusura bakmayın buraya kadar yani. Benim şeyim kaldı. Öleceğim yani bir şey sonra. Herhalde kalp krizi geçireceğim. Yani o kadar dayanamıyorum yani. Çıldırtıyor böyle olaylar beni. Ya yaparsın yapmazsın bu kadar para kazanıyoruz bilmem ne falan filan. Dedim abi para bir yere kadar yani. Her şeyim gitti benim yani. Ne kafa kaldı ne sağlık kaldı ne bir şey kaldı. Para kazanacağım diye kendimi öldüremem. Verin arkadaşlar dedim anahtarları aldım. İşte herkesle helalleştik falan vedalaştık ve o işi de reklamcılığı böyle bıraktım. Bir daha da Allah hiç mecbur etmedi. Yani sokakta dilenecek şeye düşmedim. Ama şunu da söylemek lazım. Hayatımda hiçbir zaman o kadar paranın yanından bile geçmedim. Yani hani onda birini bile kazanmadım bir daha değil. Bir kısmını yaptığım hiçbir işte insanlar sanırlar ki televizyonda falan. Bizim televizyonda popüler olduğumuz dönemlerde fazla para mara yoktu. Onu da vermiyorlardı zaten. Onları da anlatacağım gene tekrar. Şey yapıp yeri geldiğinde. Ama reklamcılık macerası böylelikle bitti. Şimdi
Ondan sonra dedim ki hiçbir şey yapmayacağım arkadaş. Hiçbir şey. Eve gittim. Dedim ki abi 10 gün yatarım. 20 gün, bir ay hiçbir şey yapmam. Sonra biraz toparlandım. Kendime geldim falan filan. Dedim ki ya bir şey yapmak istiyorum ama yani benim şeyim, hedefim televizyona girip dedim ki işte yani insanlara bir şey gösterecek, bir şey anlatacak, yol açacak programlar yapmak. Yani benim kafamda böyle şartlamışım kendimi yıllardır yani. Ama hiçbir zaman fırsat olmamış. Yani bana deseler ki hiç para vermeyelim sana neredeyse. TRT dese ki gel bize çalış. Gidip çalışırım yani. O kadar şeyim ama yok. Torpil yok, bilmem ne yok. İşte siyasi şeyler, herkes birbirinin adamı, partiler doldurmuş falan filan yapamıyor. Düşündüm dedim ki arkadaş ne yapayım? Yani stand-up yapacağım. Türkiye'de o zaman stand-up lafı yok. Yıl 1988-89. O bahsettiğimiz yıllar. Nereden? Çünkü ben Amerika'da yaşadığım yıllardan stand-up yapılıyor. Herkes biliyor. Çok sevdiğim bir form. Çünkü en yetenekli olanlar kendileri yazıyorlar metinlerini. Kendileri sahneye çıkıyorlar, yapıyorlar. Çok hayran olduğum adamlar var yani. Hem Amerika'da hem İngiltere'de hem Fransa'da. Bunları ben yıllardır takip ediyorum. Ve de bütün şeylerini biriktirmişim. Kasetlerini, bilmem neleri, kayıtlı ne varsa muazzam bir koleksiyonum var. Zaten hepsini seyretmişim yani. Bir kere, iki kere, üç kere falan. Bir kısmını artık bazı şeylerini ezbere biliyorum. O kadar şey. Dedim ki ben bunu yaparım ya. Yani kendime şeyim var, güvenim var arkadaş. Bunu yapacak kadar. Şimdi dakikalar ilerliyor. Bunu başlarsak buraya nasıl sığdıracağız? Neyse biraz da anlatayım. Devamını artık haftaya bırakacağız. Daha heyecanlı. Heyecanlı olur. Dizilerde öyle yapıyorlar ya. Ortasında bırakıyorlar. Ama emin olun isteyerek değil yani. Öyle bir şey olsun diye değil. Zaman böyle denk geldi. Ondan sonra oturdum ve şey yapmaya başladım. Önce izledim aylarca. Bütün bu kasetleri baştan sona notlar alıyorum, izliyorum tekrar notunu. Ondan sonra bir taraftan da yazıyorum. Kendi metinlerimi yazıyorum. Yazıyorum. Ama hiç kimseye söylemiyorum. Hiçbir Allah'ın kulu bilmiyor. O zamanlar evliyim Tilbe'yle. Tilbe'ye de söylemiyorum. Çünkü Tilbe çok iyi bir oyuncu. Yani bir yarım yamalak olan bir şeyine göstermek istiyorum. Ne bir şey yani. Gösterilecek durumda bir şey de yok. Neyse aylarca yaz, izle, not al, yaz. Ondan sonra başladım prova yapmaya. Provalar. Provalar şöyle oluyor. Bekliyorum. Gece o yatıyor. İyice bekliyorum, bir iki saat daha geçiyor. Gecenin birinden sonra falan salona şeyi koyuyorum, video kamerayı karşısına geçiyorum. Kaydediyorum, oynuyorum, tamam mı? İzliyorum bir daha, ertesi gün bir daha. Artık sayısı yok bunun yani. Kaç, 10 kere, 20 kere, 40 kere, 50 kere. İzliyorum, atıyorum, değiştiriyorum, bilmem ne yapıyorum falan. Aylarca, hep gece prova. Yani o yatıyor, ben çalışmaya başlıyorum, benim işimi toparlıyorum sabaha karşı, ondan sonra gidip yatıyorum, o kalkıyor. Dolayısıyla benim ne yaptığım konusunda en ufak bir şey yok, haberi yok. Ondan sonra neyse, bir yıl sürdü bu, full time. Her gün yani, hiç gezmek, tozmak falan da yok gene. Ben öyle bir tipim. Ne yaparsam hani ne kadar öğrenebilirsem o kadar öğrenmeye çalışırım. Yani ya biraz yaptım. Tamam bu oldu gibi değil. Yani dediğim gibi bir daha artık kendim kaldıramayana kadar yaptım. En sonunda bir yıl sonra belki biraz da geçti bir yılı belki bir ne bileyim o 13, 14, 15 ay falan da olabilir. O zaman Tilbe'ye gösterdim birkaç tane videodan falan filan. Sağ olsun tabii o gene bana muazzam bir şey oldu, destek oldu. Ve evet yardım etti. Ondan sonra onunla prova yapıp biraz da üzerinden düzeltmeye başladım. Ve de işte çok uzun bir süre sonra ya insanlara gösterebilirim diyebileceğim bir şey haline geldi.
bundan sonraki işte stand-up maceraları ve stand-up'ta neler oldu vesaire falan bundan sonraki bölüme bırakıyoruz. Haftaya gene birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi haftalar diliyorum.